Öncelikle benim işim girişim 5. dönem iş fikri yarışmasının büyük finalinde 3. olmaya hak kazanan takımın ismini sizlerle paylaşmak istiyorum. Biyotekkem Zekiye Kocakaya. Birinci takımımız Salih Yalçın Levato. Teknoloji tabanlı girişimciliğin merkezi olmaya, bunu da daha geliştirmek için elimizden gelen her türlü katkıyı sunmaya çalışıyoruz. Ne mutlu bize ki bu sene 5.'sini gerçekleştiriyoruz benim işim girişim yarışmalarının. Bugüne kadar olan yarışmalarda toplam 54 takıma destek vermişiz. Bu 54 takım arasından verdiğimiz desteklerle 13 tanesi şirketleşmiş, 5 tanesi ihracat yapar pozisyona gelmiş. Bu tabii bizim için hem mutluluk hem gurur verici bir olay. Yine mutluluk verici bir olay şu ki, bu sene konsept değiştirmemizle beraber biz destek miktarlarını artırmış olmakla beraber bundan önceki konseptimizde yaptığımız işler bugün itibariyle Türkiye genelinde farklı teknoparklar ve farklı ajanslar tarafından birebir aynı mekanizmalarla desteklenmekte. Bu da bizim yaptığımız işin aslında doğru olduğunu, buradaki çekirdek sermayeyle daha düzgün işler çıkabileceğini göstergesi olmuş durumda. Sözleri çok da fazla uzatmadan bugünkü 8 girişimci adayımıza hepsine tek tek başarılar diliyoruz. İnşallah onlardan da nitelikli girişimciler, ihracat yapan firmalar geliştirmek için elimizden gelen her türlü desteği de vereceğimizi buradan tekrar huzurlarınızda da bir kez daha kaydetmek istiyorum. Erciyes Teknopark bizim Oran Kalkınma Ajansı olarak bölgede girişimcilik ekosistemini geliştirme adına en sağlıklı çalıştığımız, en uyum içerisinde çalıştığımız paydaşlarımızdan bir tanesi. Tekrar burada kendilerine teşekkür etmek istiyorum. Bugüne kadar 5 yıl içerisinde 1000'e yakın proje başvurusu almışız benim işim girişimde. Ve burada prototip üretimi için ödül alan ekiplerin dışında 600'e yakın girişimcimiz de Sera'da girişimcilik konusunda, iş planı hazırlama konusunda, pazarlama konusunda eğitimler aldılar. Bir de bu yönü var programımızın. Bu programımızı inşallah önümüzdeki yıllarda da daha geliştirerek ve dönüştürerek devam etmek istiyoruz. Sizlerin de her zaman katkılarınızı, katılımlarınızı bekliyoruz. Bu anlamda Teknopark'ın bu girişimcilik ekosistemine çok büyük bir katkısı var. Yani biz bunu yıllardır görüyoruz. O anlamda da buradaki bütün arkadaşlara ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Tabii bu ekosistemin gelişmesinde bize destek veren birçok kuruluş var. Oran Kalkınma Ajansı bunlardan biri. Bu anlamda da onlara ayrıca teşekkür etmek isterim desteklerinden dolayı. Sanayi odalarımız, ticaret odalarımız, yer borsalar, organize sanayi bölgeleri. Hakikaten bizim hem Teknopark'ın gelişmesinde hem de bu girişimcilik ekosistemine olan katkıları büyük. Belki de girişimciliğin bana göre en önemli özelliği çok araştırmacı olması. Yani etrafta ne var ne yok bir bakacak yani ihtiyaç tespit edecek. Zaten ihtiyaç tespit etmezseniz yaptığınız işin girişimcilik sıfatı olmuyor maalesef. Ama hani şu da ben şuna da biraz karşıyım. Yani girişimcilik dediğimiz şey mucit değil. Yani mucitlik ayrı bir şey. Yani girişimcilik ayrı bir şey. Yani bu girişimciliğin tanımı da o anlamda çok farklı. Yani herkes için çok farklı tanımlar yapılabilir ama ilk etapta insanların aklına gelen şey sanki bir şey icat edeceğiz de o zaman girişimci olacağız gibi düşünüyor ama öyle değil. Yani bazen hakikaten yeni ürün elde etmek girişimcilik için önemli bir hale gelebiliyor. Bazen elde ettiğiniz ürünün satışını yapabilmek de bir girişimcilik oluyor. Bunun örneklerini biz çok yaşıyoruz üniversitede özellikle. Bizim birçok TÜBİTAK projesi, ARGE projelerimiz devam ediyor. Bütün girişimci adaylarına, arkadaşlara, böyle hevesli olanlara tavsiye. Özellikle bu işi yapmış, bu işin içerisinde olanlarla tanışsınlar, onlardan fikir alsınlar ve mesafeyi hızlı bir şekilde kat etmenin yoluna baksınlar diye tavsiye edeceğim. Çok da lafı uzatmak istemiyorum çünkü herkes heyecanla ne olacağını bekliyor. 8 tane ekip bugün yarışacak, yani yarışmada demeyelim de esasında işte kendilerini anlatacak. Dolayısıyla bunlardan 3 tanesi bugün ödül almaya hak kazanacak. Ben herkese başarılar diliyorum.